Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Arapça çeviri kılavuzundan derslerimize devam ediyoruz. Mübalağa isimleri dediğimiz aslında bizim emsilleri öğrendiğimiz fualun yani nusarun kalıbından başka bir şey değil arkadaşlar. Yani orada ne diyorduk mesela? Mübalağa ismi fail diyorduk, değil mi? Mübalağa ismi fail. Nussarun değil de Nassarun. Fealun. Tamam. Bunlar sülasi müzerretlerde, biz daha emsilede buraya gelmedik ama 6 tane çekimi var arkadaşlar. 6 tane çekimi deyince her şey yerli yerinde aslında. Müzekkerinin müfret tesniye cemisi var. Bir de müennesinin müfret tesniye cemisi var. Mesela kezzabun, kezzabani, kezzabune, kezzabetun, kezzabetani, kezzabatun. Evet. Yalnız biz emsilede sadece şunu öğrendik bak. Fe'alun, fe'alun. Bu vezni öğrendik. Mübalağanın başka vezinleri de varmış. 2, 3, 4, 5, 6. Emsile anahtar kitap olduğu için en çok kullanılanı zikretti bize. Mesela bir insan yalan söylerse kâzip olur. Çok yalan söylerse kezzap olur. Tamam mı? Evet. Yok, Avf kitabı değil. Arapça çeviri kılavuzundayız. Arapça çeviri kılavuzundayız. Avf dersimiz yok bugün. Perşembe var Avf. Fe'ilun vezninde varmış. Rahimun. Bak gördünüz mü? Rahimun. Çok acıyan. Fe'aletun. Allametun. Allame-i cihan diyoruz, değil mi? Bak bunlar da mübalağa kalıpları. Çok bilen. Bu allame olmamış ki. Aynısını yazmış. Bilen diyeceğiz. Bir de bunların başına çok eklememiz lazım. Çok. Abartılı yani. Aşırı. Çok yalancı, aşırı yalancı, mübalağa ile yalan söyleyen. Fi'il kalıbında varmış. Sıddık, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyoruz, değil mi? Dost doğru bir insan. Fualetün, duhaketün. Çok gülen. Bizim Sivas'ta buna ne derler çok gülene? Yeğenecek derler. Böyle çok hafif hareket yapanlara ne derler arkadaşlar? Duymuş muydunuz bu kelimeyi? Yeğenecek derler, değil mi? Yeğenecek. Yeğenecek. Hafif yani. Yenecek. Bak ben şeyi de çok iyi bilirim ha. Sivaslıcayı da çok iyi bilirim. Tamam. Evet. Yani bazen soruyorlar bana kaç dil biliyorsun diye. Diyorum Türkçe, orta seviyede Arapça, iyi derecede Sivaslıca biliyorum diyorum. Evet. Mesut abla kitabına kavuşmuş arkadaşlar. Ne güzel. Hocam Sivaslı olduğunuz için olabilir mi? Yok. Yani çok Sivaslılar var, hiç bilmiyorlar. Evet. Sabatır. Gaspanek. Ellaham. Yenecek. Evet. Bunların manalarını bilmeyen malamat. Evet. Bunların manalarını bilmeyenler var. Lütfi abla. Her Sivaslı Sivaslıcayı bilecek diye bir şey yok. Ya kasbanek işte, öyle kalırsınız. Ellam ki ben hiç mevsimiyorum. Mersemiyor mu? Mersemek. Mersemek, mersemek. Naciye. Ellam ki, Ellaham nereden geliyor biliyor musunuz Ellaham? Ellaham nereden geliyor biliyor musunuz? Ya arkadaşlar dersi çok dağıtmayalım ya. Allah'u alemine geliyor, evet. Allah bilirden. Dönüşmüş, dönüşmüş, Ellaham olmuş. Evet. Hadi bakalım. Melike geçen düğün arabası görmüş. Etcik zor oldu emme, epey zorlu oldu yazıyormuş düğün arabasında arkadaşlar. Yani azıcık zor oldu ama azıcık zor oldu ama epey zorlu oldu. Yani epey zorlu oldu. Değdi yani. Canıma değsin. Evet. Devam edelim. Fa'ul. Ömer'u Faruk, değil mi? İyi kötüden, doğru yanlıştan ayırt eden. Hazreti Ömer Efendimiz. Fa'ul vezninde gelmiş bu da. Fa'ul. Evet. Mübalağalar bu vezinlerde gelebilirmiş. Biz emsilde sadece bunu gördük. Peki müennes kelimelerin sıfatı olan mübalağa isimlerinin sonuna müenneslik tası gelmez. Ne demek arkadaşlar?
Mesela imraetun kadın demek. Veludun onun sıfatı. Peki veludun sıfat mevsufuna kaç yerde uyacaktı? 4 yerde. Bundan bir tanesi de neydi? Cinsiyet. Peki burada niye uymadı? Veludetün niye olmadı? İşte zaten kuralımız o. Diyor ki müennes kelimelerin sıfatı olan mübalağada, bak mübalağada burada sıfatı olmuş, müenneslik tahsi gelmez diyor. Velud doğuran demek yani. Velud. Doğurgan kadın. Veludetün olmaz yani. Yani burada uyum yok gibi gözüküyor ama kural bunu gösteriyor. Peki veludun hangi vezinde gelmiş? Veludun. Veludun hangi vezinde gelmiş? Fe'ulun. Çok güzel arkadaşlar. Aynun biliyorsunuz semai müennes. Kehilun. Kehilun. Sürmeli demek. Kehilun. Bu hangi vezinde peki kehilun? Hangi vezinde? Kehilun. Hangi vezinde? Fe'ilun. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Arapçalarını da yazabilirsiniz. Arapça da yazabilirsiniz. Evet. Buradaki mantık bu yani. Sıfat olduğu zaman bile müenneslik tahası almaz. Bakaratun inek. Akimun kısır demek. Kısır. Bakaratun akimetun olmuyor yani. Evet. Kısır demek. Bintun midhakun. Çok gülen kız. Yeğenecek kız. Hafif kız. Midhak. Şimdi geldik zaman ve yer isimlerine. Biz buna emsilede ismi zaman ve ismi mekan diyoruz arkadaşlar. Mekan. Evet. Eylemin gerçekleştiği zamanı ve yeri bildiren isimlerdir. Eğer fiilin muzarisinin sondan bir önceki harfinin harekesi esre ise mef'ilun vezne gelir. Fiilin muzarisinin sondan bir önceki harfinin kesre olduğu. Ne demek bu? Yef'ili olan. Yef'ili olanlarda. Yef'ili olanlar peki sülasi mücerretlerden kaçıncı bab arkadaşlar? Muzarisi yef'ili olanlar kaçıncı bablar sülasi mücerretten? Fiil muzarisi yef'ili olan kaçıncı bablar? Evet. Fe'ale yef'ilu değil mi? Bir de kesraten diyorduk değil mi? Kesraten. Altıncı bab. Çok güzel. İkinci ve altıncı bab. Yani ikinci ve altıncı bablarda mef'ilun vezinde gelirmiş. 1, 3, 4, 5'te mef'alun gelirmiş arkadaşlar. Tamam mı? Yani mesela nasara yensuru efendim ne gelir? Mensaru. Tamam mı? Feteha yeftahu üçüncü babdan meftahun gelir. Alime ya'lemu me'lemun gelir. Hasune yahsunu mehsenun gelir. Ama ikinci altıncı babda darabe yedribu medribun gelir. Tamam mı? Veya işte altıncı babdan mef'ilun vezinde gelirmiş. Mübalağa kalıplarının sonuna gelen yuvarlak ta'lar dişilik için değil de mübalağa içindir. Şunu söylüyor arkadaşlar. Allametun var ya allametun. Bunun sonundaki ta'yı marbuta müenneslik alameti olan ta değil de diyor. Nedir bu? Bu şey için, mübalağa için gelmiştir diyor. Evet. Örnek. Ketebe mektebun. Eğer bu mektebundan kastımız mekansa yazma mekanı. Zamansa yazma zamanı. Ve yazmak manası da var. Emsileden hatırlayın. Mektebuna biz ne diyorduk? İsmi zaman, ismi mekan, mastar, mimi diyorduk. Mastar, mimi. Bak, mimli mastar. Demek ki bunun 3 manası var. Yazmak, yazma zamanı, yazma mekanı. Peki hangisi arkadaşlar? Nereye göre ayırt edeceğiz bunu? Hangisi peki? Hangisi? Neye göre ayırt edeceğiz? Hangisi mastar, hangisi ismi zaman, hangisi ismi mekan? Geldiği yere göre. Biz ona ne diyoruz? Biraz böyle cafcaflı bir kelime kullanalım. Bağlama göre. Bağlamına göre diyoruz. Yani cümledeki siyak sibakına göre. Evet. Siyak sibakı size araştırmanızı istiyorum arkadaşlar. Siyak ne demek? Sibak ne demek? Tamam mı? Bunu araştırmanızı istiyorum. Siyak sibakına göre demek ne demek? Tamam, öncesi sonrası da biraz daha böyle araştırın. Siyak sibak. Cümlenin seyrine göre. Güzel Yusuf.
Bak birinci baptan mef'alün vezinde geldi. Le'ibe yel'abu. Dördüncü baptan yine mef'alün vezinde geldi. Le'ibe yel'abu. Oynadı, oynuyor. Mel'ab oynamak. Oynama mekanı, oynama zamanı. Sekene yeskunu birinci bab yine mef'alün vezinde geliyor. Evet. Derase yedrusu birinci bab. Medrasetun. Bak bazen de böyle ta eklenebiliyor musun sonuna? Okul. Yani ders yapma yeri. Ders yapmak, ders yapma zamanı. Ve'ade ye'idu. İkinci bab. Celese yecrisu. İkinci ve altıncı babdan olanlar hangi vezinde gelirdi arkadaşlar? İkinci ve altıncı babda. Yani fiili muzarisi kesralı olanlar nasıl gelirdi? Hangi vezinde gelirdi? İsmi zaman, ismi mekanları. Mef'ilun vezinde gelirdi. Çok güzel arkadaşlar. Bravo. Mev'idun. Ve'ade söz vermek. Bu da söz verme zamanı, söz verme yeri. Mev'id. Celese oturmak, bu da oturma yeri, oturma zamanı. Efendim oturmak. Meclis zaten Türkçeleşmiş. Evet. Mecliste oturanlar var değil mi? Meclis tam bir aslında oturma yeri yani. Evet. Meclis oturma yeri değil mi arkadaşlar? Mecliste güzel oturuyorlar değil mi milletvekillerimiz? Evet Naciye, sorun mu var? Sorun varsa alayım. Namaza yaklaşmayın ile bir anlam bağlantısı olabilir mi? Anlamadım yani. Nasıl? İstersen mikrofonu açıp sorabilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Yani namaza yaklaşmayın. Siyak sibak tabii. Yani aslında o da siyak sibaktan ziyade şey var yani. Cümlenin bir kısmını alma var. Cümlenin bir kısmını alma var. Namaza yaklaşmayın. Nasıl? Ve entüm sükara mıydı? Hafızımız burada mı? Salih hafızımız burada mı? Hocam? Salih hocam? O ayet neydi? İşkiliyken namaza yaklaşmayın. Hafız? Hafız hocam? Evet hocamız yok burada. Evet buradayım hocam. O ayet neydi hocam?